...başının örtülmesi... ...hanımların örtülmesi konusu... gerçekten ...fıtri bir olay bu tarafında. Fıtri. Hılkat, yani yarı dıştan kaynaklanan... ...Allah'ın koymuş olduğu... ...bir fıtrat kanundur o böyle. İnsanın dışında da... ...ne kadar canlı cansız varlıkları varsa... ...her varlığın bir dış koruması vardır ağaçlarının kabukları vardır. Meyvelerin kabukları vardır. Bir elma, ayva kabuğu sövüldüğü zaman, bir patates kabuğu sövüldüğü zaman ne yapar? Kararır muhtemelen. Kararır. Gerçekte o patatesin kabuğu, elmanın kabuğu gerçekte çok ince bir zar gibidir onlar gerçekte. Onun o dış örtüsüdür. Onu koruyan budur. Onun fıtadı budur işte. Muhtemelen. Elma kesildi mi, kabuğu suyuldu mu, tabi oksijen teması ile yanar, kararı Bozulur. Tabii. Bozulur mühtemelen. Hatta mesela suni ambalajlar bile bu şekildedir. Bir ambalaj patlayınca, delinince, açılınca içindeki maddeler bozulurlar. Hayvanların da Mevlam onlar Allah tüy vermiştir. Kıl vermiştir, işte kanat vermiştir, tüy vermeleri vermiştir. Bu da onların nedir? Dış giyimleri onların korumaları. Allah da insanlara örtünmeyi farz kılıyor maddeler. Farz kıymadır. insanlara da. Biliyorsunuz Adem babamız da Havva annemizin cennetten kovulma neden? Onların çıplak olmaları oldu. Galiba. Çünkü ikisi de yasaklı meyveyi yiyince tabi cennet gişilere döküldü. Çıplak kaldılar bunlar. Evvelen bunları cennetten sürdü. Bu dünya gezegeni göndermeyelim onlara. Mevlam bize buyuruyor Araf ayet 27'de yani bir fıtrat olduğunu Mevlam bize buyuruyor. Ar Rahim Ya beni Adem'e Bakın burada Mevlam bize böyle buyuruyor. Ya beni Adem'e Ey Adem oğulları ki madem oğulları, bütün insanlar Bakınız. önceki ayet-i kerimelerde müminlere söyle, müminlere söyle idi. Çünkü başörtmek nedir? İbadettir. Farzdır böylece. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi demek ki başörtmek de ibadettir, farzdır. Bu ancak müminleri bağlar. Oradan öyle böyle böylece. Ve yine namaz kılmamak, oruç tutmamak, içki içmek, işte şunu bunu yapmak da size günahsa yani aşamak da günah olmuş oluyor. Burada Mevlam buyuruyor, Ya beni Adem'e Ey Adem oğulları. Bu bir insana kapsayışına bu. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Budist olsun, ateist olsun, nece olursa olsun. Uydurma hangi inancı, sapık inancı bağlamış olsa olsun. Ama hepsine kapsıyor. Allah buyuruyor. Ey Adem oğulları. Layetin hükmü şeytanı. Layetin hükmü şeytanı. Sizleri şeytan aldatmasın, fitneye düşürüp kandırmasın. O da şedda bir o kadar. La <laughs> yeftinen nekumuş şeytan. Şeytan sizleri fitne düşürmesin. Aldatmasın sizleri, kandırmasın. Kema ahrece ebe hükümünün cenneti. Ebe veyninizi baban annenizi cehennetten çıkardığı gibi size cehennete girmeyi engellemesin. nasıl çıkardı şeytan ebeveynimizi cennetten Adem'in hananemizi yenzi'u anuba libasihuma liruma sevatihuma. gibi onlara şeytan yemin etti sanki bir nasih gibi oldu, ağladı, bazı roller yaptı şeytan onlara kendi iyiliği gösterdi onlara. Öyle yaklaşır gibi görül gösterdi. Onları kandırdı. Onlara o yasaklanmış meyve yedirdi. Yedirdi. Tabi cehennet giysiler döküldü. Çıla kaldılar. Bizim Mevlam buyuruyor. Ey Adem oğulları gözünüzü açınız Mevlam Yani agah olunuz. Ey Adem oğulları, ey bütün insanlar, erkek kadın hepiniz de açın gözünüzü aldanmayınız. Kesin de şeytan sizleri aldatmasın. Ne ile? Açıklık ile aşılmayınız. Demek ki ilk işlenen günah insanlık tarihinde ne, ne oldu? Yenen bir gıda ile bedenin çıplak kalması oldu. Ve dolayısıyla de cehennetten kovulmamıza sebep oldu. Bu dünyaya bir sürgü geldik buraya, bu dünya gezegenine. Adem babamız Havva anamızın çıplak olmaları cennetten kovulmanın sebep olduğu gibi dünya sebep olduğu gibi demek ki ne de bunun anlamı, mefhum muhalefi nedir? Karşı anlamı bir insan dünyada da çıplak olursa o da cennete giremez anlamına gelir yani şeytan sizi üstüne gitsene soymasın. Açılmayınız. Allah çıplak olmayınız. Olmayınız. Ebeveyn cehennetten çıkarıldığı gibi siz oraya giremezsiniz. Belhamdülillah.